Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz biraz ilginç olacak. Meydan okumalarla gidiyor gördüğünüz üzere. İlk önce dost kanallarımızdan Gorab Aquatics Hobohaneme e, meydan okumuştu. İrfan abinin İrfan abimizin kanalına. İrfan abi de daha sonra bana meydan okudu. Bakalım biz de artık boynumuzun borcu bir video çekeceğiz dedik. Şu an fil kulak yavrularımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Ben sayamıyorum. Yüzlerce mi, binlerce mi artık bir sürü her yerde yavru var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu an hani yemiyorlar. Hepsi yukarı çıksın diye. E i̇şte böyle bir akvaryumumuz vardı. Yavrularımızın böyle bunlar da e, büyüyenler arkadaşlar. Onlar yukarıdaydı. Bunlar da aşağıda yiyen yavru e, yemeyen balıklarımız. E ben tabi sayamadım. Artık kaç yüz tane var onu bilemiyorum. Tabii ki buradan İrfan abiye ve Batuhan'a da Batuhan kardeşime de selamlarımı iletiyorum. Öyle yavru onların yavruları sayılıyor demek ki 100 tane 200 tane diyorlar. Ben sayamadım arkadaşlar. O yüzden böyle bir 10 kişi falan geldik. Hep beraber sayalım dedik ama beceremedik. O kadar çok yani. E, tabii arkadaşlar bu atışmalarımız da güzel atışmalar. Şaka bir yana biz kardeş kanalız. Kimse yanlış anlamasın. Öyle birbirimize biraz kızdıralım öyle dedik. Hani şakala. Evet şu an görüyorsunuz fil kulaklarımızı. Akvaryumda balık kaynıyor. Artık yüzecek yer bile bulamıyorlar arkadaşlar. Eee sağ olsun Batuhan kardeşimiz de e, bu ate fitili ateşledi. Ben de buradan zamanında gölden lepis testleri alan Akvalis Aquarix kanalının sahibi Mustafa kardeşime meydan okuyorum arkadaşlar. Bakalım o dereden topladığın lepis testler ne boyuta geldi. Kaç yüz tane yavrum var? bize yetişebildin mi yavru bakımından? Ben de sana meydan okuyorum kardeşim. Madem öyle ben de sana meydan okuyorum. Senden de en kısa sürede bu lepistes yavrularını bekliyorum. Tabii ki arkadaşlar benim e, hani İrfan abi gibi tabii o kadar bir mekanımız yok. O kadar akvaryumumuz da yok. Ama biz de artık elimizdeki imkanlarla yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Beslemediğimiz tür kalmadı desek yeridir. Her türden de yavru aldık. Bu arada bunlar benim eski dizaynlarım arkadaşlar. Yanlış anlamayın benim yeni dizaynım da geliyor. Onu da çok bir iki gün içerisinde paylaşacağım. Önce ben onu paylaşacaktım ama meydan okuma olunca işler değişti. Ben de akvaryumları böyle kapsayan bir video çekmek istedim. Yavrularımızı göstermek istedim arkadaşlar. O yüzden yani onu da yeni bitkilerimiz de geldi. Onunla ilgili videoyu da bir iki gün içinde sizlere göstereceğim. Tüksedi koyulardan da güzel yavrularımız geldi. Onları da göstereceğim. Şimdi yavruları koyacak yer kalmadı. Ek akvaryum yaptık. Yani yavrular çok gördüğünüz üzere. Seç beğen al. Birçok yavru var. Biz de ne yaptık? Evimizi artık küçük küçük akvaryumlarla işte koltuk aralarına sehpa üstlerine akvaryumlar ekledik. Çünkü görüyorsunuz arkadaşlar koyacak yerimiz yok. Maşallah diyelim. Arkadaşlar abartıyoruz böyle hani Görmemişlik gibi olmasın. Espriye vuruyoruz biraz işi. Sakın yanlış anlamayın. yani biz bu dost kanallar olarak hani böyle insanlar değiliz de biraz komik gülelim diye böyle anlatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu yavruları da artık burlara koyduk ama koyacak yerimiz gene kalmadı. E, yapacak bir şey yok. Tabii ki hobi hanemdeki goraba kuatisteki yavruların sayısı az. Bu kadar yavru yok. Yavrular gelmeye devam ediyordu. Yapacak bir şey de yoktu. Ne yapalım? Biz de artık değişik şeyler üretmeye başladık. Ee, İrfan abi, Batuhan, onlar saymışlar, sayabilmişler yani. Demek ki çok yok balıkları. Biz sayamadığımız için arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. O yüzden tam sayı veremiyorum. Ee, artık burada Mustafa kardeşime düşüyor iş. Bakalım nasıl yapacak. Gördüğünüz üzere. Yavrular geliyor, yakalıyoruz yavruları. Biliyorsunuz akıllı yavruluğumuz vardı. Yeni bir yavruluk da yapalım dedik. Yavruluk taşıyor akvaryumlardan lepisteslerimiz. Burada mesela L144 yavrularımız da var. Koyu yavrularımız da var içinde. Biliyorsunuz papağan pileti arkadaşlar çok fazla satan yoktu Türkiye'de. bayağı bir arkadaşa da papağan pileti verdik. Onlar da büyütüyorlar şu an. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yavrulu kutusu yaptık artık. Ne yapalım başka çaremiz kalmadı. Kutu kutu yavrular artık sayamıyoruz. Keşke İrfan abi gibi Batuhan gibi sayabilsek yavrularımızı. Onlar da sayamadı gerçi ama olsun. <laughs> Buradan onları da böyle biraz kızdırayım ben. Arkadaşlar şaka bir yana gerçekten Hani bu işi severek yaptığımız için böyle espri de yapıyoruz. Espri olmadan, gülmek, gülme olmadan, hani eğlenme olmadan da çok fazla tadı çıkmıyor. Yani arkadaşlarımızla, dost kanallarımızla kanalların takip edebilirsiniz. Herkes bir alanda uzmanlaşmış durumda ve biz de bu hobihan, yani hobi sayesinde balık, akvaryum hobisi sayesinde birbirimize tanıştık ve çok da gerçekten dostluklar kalıcı oluyor. O yüzden hobi arkadaşlığı, hobi kardeşliği başka bir şeymiş. Onu öğrendim. Buradan da dost kanallarıma, buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ne kadar kucak dolusu sevgi de göndersek, balıklarım onların balıklarından fazla arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ne yapacağız artık? Yer kalmadı. Çaresiziz. Yapacak bir şey yok. Biz de ne yapıyoruz artık? Büyüdükçe artık elden çıkartmaya başlıyoruz. Bakıyorsunuz. O kadar çok ki artık canlı bitki eklemek zorunda kaldık. Çünkü suyu toparlayamıyoruz arkadaşlar. Su toparlanmadığı için de hani balıklarımız rahatsız olmasın, sağlıkları bozulmasın diye canlı bitki ekledik. İşte arkadaşlar en son durum bu. Buradan da Mustafa kardeşime Akvaris Akvaris kanalına meydan okuyorum. Hodri meydan kardeşim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Akvaryumun yeni hali çok güzel oldu. Bakalım tuksodilerimizle kanalı kuzularımızla ne halde. Onları da 1-2 gün içinde en 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 geç bir iki gün içinde çekeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.